çok isyankar yanım da yok aslında. Neden öyle yansıttım? Açtım çünkü. Kendimde sıkılıyorum bazen yani. Ay ezgidiyorum yeter. Ne büyüttün. İyi ile kötü dengesinin varlığına inanıyorum zaten ben. Ama kötü dengesin ne oldu da... Arttı bu kadar. Ha, yani o artışlar. dengesiz niye oldu? Gelsin Onlar söylesin belki... abi bana. Ama Konuşarak orada... halledilebilecek şeyler var mı? Orada muhtemelen göz önündeydin. İnsanlar daha çok seni şey yapıyordu, gö görüyordu. Öyle bir şey diyorsun ki sanki. İki saattir yani. beraberiz. Yok enerji de başka bir seviyeye çıktı ya. Böyle bir şey <laughs> <Evet>. olamaz. <laughs> Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil bu hikayeyi benden dinleyin. Hani göründüğü gibi değil çünkü insanlar çok kolay yargılıyor. Mutlu huzurlu bir hayat istiyorum. Çok büyük hayallerim falan da yok benim ya. Hürriyet Konte'den herkese selamlar. Ezgişenler bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Oğlum, kamera açılınca insanların modu değişiyor oluyor. Gerçekten <laughs> gerçekten ya. <yani. gülüyor> Öyle bir şey diyorsun sanki. 2 saattir gelmedik. beraberiz. Yok enerji de başka bir seviyeye çıktı ya. Böyle bir şey <laughs> evet. olmaz. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ezgi seninle seyahat etmek güzelmiş gerçekten. Aynen teşekkürler. Evet, kaç dakikaydı? 48 dakika 48, veriyordu. 48. Şöyle 50, 5. İstanbul tarafını <laughs> anlatmaya çalışıyoruz. Düşeceğine artan bir trafik var memleketinizde. Nasılsın? İyiyim. Dinlenmeyle geçiyor. Nasıl iyi oluyorsun ki? İyi olmak ne demek? E, her şey yolunda yani ha, çok şükür. Hayatım. Hiçbir sıkıntı yok aynen. Ezgi nasıl yaşıyorsun? Çok merak ediyorum ben. Neden öyle dedin şimdi? Hayatını merak ediyorum. Ya yani. iş tamam. dışında, gördüğümüz hayat dışındaki seni çok merak ediyorum. İş dışında genelde ailemle oluyorum. Ya tamam. da işte erkek arkadaşımla oluyorum. Tamam. Arkadaşlarımla oluyorum. Tamam. Ee, kekire geçiyor yani öyle. Klasik olacak e, ama evet. bir güne başladın, o gün set yok. Evet. Ve aktif geçeceğim bir gün yani. Yatmayacağım bir gün. Neler Yatmayacağım yani? bir gün. Eğer, eğer set yoksa gerçekten genelde şey de... yapıyorum, yatıyorum, dinleniyorum. Ee, onun dışında işte Ankara'da yaşadığım için ben daha böyle hani kaos yok orada hani İstanbul gibi. Ankara'da işte en fazla Tunalı'ya inme, bir kahve içme, arkadaşlarla buluşma, Çok uz gezme. Çok uzun zamandır Ankara'yı yani seni bir temsilci falan büyük hayli olarak Ankara'ya atamak lazım. Yani inanılmaz bir aidiyetlik ve Ankara'yı öven bu kadar yani şey meşhur laftır ya Ankara'nın en güzel yeri işte havaalanıdır falan yani İstanbul'un için. Ya sizin <laughs> için öyle o. <gülüyor> <gülüyor> ya sen gerçekten bir memleketçilik var ya. Var çünkü şey, e, ailem orada, arkadaşlarım orada, orada okudum, orada büyüdüm. Ankara benim için çok özel bir de son işimiz teşkilat da Ankara'da çekildi. Ve o da şey güzel yani. Oldu senin için lokasyonları çok sonrasında. iyiydi. Yani evim var, herkes orada. Ben çünkü hep alışmışız İstanbul ya da şehir dışı iş olmaya ama Ankara benim için şehir dışı değildi işte. Bir, bir şey soracağım. Rol <laughs> e, hiçbir zaman oyuncunun kendisine iz bırakacak kadar etkili olur mu? Yani bu teşkilat üzerinde söylemiyorum bunu. Hı -hı. Geçmişte de gelecekte oynayacağın rollerle alakalı senin fikrin nedir? O kadar artık rol sana sana geçmiş ki evet. e, hem izleyici tarafında hem senin tarafında Hı -hı. abi. Kült olmuş yani o dizinin o şeyi o karakteri. Ee, sana ezgiyi sirayet eder mi bu? Şöyle ilk işimde etti. Şaka. Ee, Bodrum masalıyla başladım ben. Sete dair hiçbir şey bilmiyorum, Oyunculuğa dair hiçbir şey bilmiyorum. Sadece hissettiğim şekilde oynuyorum. Yani baleden beni çıkarttılar yani buldular. Menajerimle tanıştım. Ezgi Bodrum Masalı diye bir iş var. Audition verir misin? Pardon dedim. Audition ne demek? Yani tamam tiyatro bölümünden arkadaşlarım falan vardı. elime tekst almamışım. Ezber yapmamışım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ezberledim ben onu zorla. Girdim audition'a işte deneme çekimine. Gayet güzel oldu. Sonra tekrar Ankara'ya döndüm. Bale sınavlarımız vardı. Onları hallederken bir telefon. Ezgi'cim hayırlı olsun iş oldu diye. Dedim pardon. Oldu, ne yapıyoruz? Bodrum'a mı gidiyorum ben şimdi? Evet, falan öyle başladı bu dizi serüvenleri ve oyunculuk Abi, serüvenleri. başlangıçlar zordur ama başlangıçların iyi olması da... Evet. Aa, Bodrum Masalı Bodrum da, isim masalı olarak da tam be, ya, ama. Tam yani, tutacak... Güzel işte, şöyle oldu. 42 bölüm çektik biz Bodrum Masalı'nı. Mutlu olmuşsun, onu hissediyorum Çok. ya. Yolda da Bodrum Masalı deyince bir evet. gözlerim böyle... Şeydi, hayatımın dönüm noktasıydı. Çünkü ilk dönüm noktamdı Bodrum Masalı benim. Ee, bittikten Kimle sonra... Kimle iyi orada? Herkesle hiçbir sıkıntım yoktu, hala da yoktur. Ee, bittikten sonra bir şey oldum. Yani işte annemle AVM'deyiz atıyorum, bir mağazaya giriyorum. Aa anne baksana bu ne kadar güzelmiş falan. Üstünde portakal desenleri olan, ezgiyle alakası olmayan kıyafetler seçiyordum. Çünkü rol. Oh. aslı olmuştum aslında ben. Of. Bunu yaşadım, gerçekten yaşadım. Şimdi yaşamıyorum tabii ki. Artık onu ayırabiliyorum. Çok iyiymiş ya. Ama o. konuşma tarzım olsun, hareketlerim olsun, işte gözlerini açardı. Böyle bir şeye şaşırdığında falan diye bir tepkisi vardı Aslı'nın. E bendeydi bir sene boyunca hani başka diğer rollerde de yapmamak için çok uğraştım mesela. Eski bunu meslek olarak mı yapıyorsun? Çok çok mu sevdiğin için? Şöyle baleyi de çok seviyordum. Çünkü benim halam balerinde. E, ve o başlattı beni baleye. Ayaklarımda bir problem vardı. Böyle içe basıyordum ben doğduğumda. Dedi ki bu nasıl düzelir? Baleyle düzelir. E, baleye başlattı Benim ve benim küçüklüğümden beri en sevdiğim şey baleydi. Ama bale eğitimi çok zor bir şey. Çok disiplin gerektiren, acılı sancılı bir süreçti. O konservatuar benim için. Yani bale evet izlerken herkes şey yapıyor, ay ne kadar güzel kum gibi işte çok zarif falan ama gel bir de bana zor. orada ayak acıyor, ayak kanıyor, işte kaslarım ağrıyor bir şeyler ya, oluyor ama belli görülmüyor. etmiyorum. İşte hani... Oyunculuğa geçtikten sonra hani bir cesaret geldi. Kendimi daha iyi ifade edebildiğimi anladım oyunculukta. Çünkü çok, balede, iyi, çok iyi bir tanımlaması. Evet, de. şimdi modern dansı da okudum. Ama ne olursa olsun bir teknik var. Dans etmeyi seviyor musun? Seviyorum. Ya ama Özlediğim gayet günler gayet oluyor. Eğlenme anlamında danstan bahsediyorum. Tabii. Profesyonel dans değil de. Ha evet evet severim. Ama öyle hani uçmam tabii ki gibi de dans etmem falan. Çünkü edersem gerçekten ediyorum. He, ha, Hakkını veriyorum diyorsun. Tabii veririm yani. Ya Mesleğim. Balerin, sonuçta. ya sen şey miydin o zaman? bacakların açık bir şekilde oturabiliyor muydun? Tabii. Şu normal bir şeymiş gibi söylüyor bir ya. Bir... Zor, çok Benim zor için değil. normal bir şey çünkü. Yani. Onu yapmak için ne kadar uğraştın? Ne kadar zaman sonra olabildi o? Ay hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Çünkü hep yaptığımı hatırlıyorum ben. Yani... Ve o... şöyle dansa... Bu herkes yapabiliyor mu bunu bu arada? Hayır. Bu, yatkın olmak lazım. Yani kaslarını doğrusu Hayır, hayır e, şöyle bir... yani çalışarak ya da emek ve falan istiyorum. Kasına bağlı, o ha. Adalene bağlı senin. Yani esnekse ve çalışarak oluyorsa kendini sakatlamadan tabii ki yapabilirsin. Ama belli bir yaş aralığındadır o esneme. Yani sen atıyorum 30 yaşında stretching'e başladığın zaman Biraz zor sakatlanma ihtimalim var. Çok sıkın. Bir de değil mi? yani orada basit küçük bir iki trik şey olsa yandın yani kas ağrı falan filan çıktı. Çitlenip... Jimnastikte şey yapıyorlardı. Esnemek için ekstra ben jimnastiğe de gidiyordum. Yüksek diye bir şey vardı abi. Bu koltuğa işte bacağını koyuyorsun. Diğer bacak arkada o şıpagatın. Bir tanesi bacağının koltukta olduğunu düşün. Diğeri arkada ve esnetiyorlardı. Hani hmm. yüksekte bacağını anladın mı? Sonra tabii ki yerde kolay açabiliyordun onu. Neler yaşamış? Ama bir bacak yüksekte, diğeri aşağıda ve buraya bastıran bir hoca var. <gülüyor> <gülüyor> Bu hayatındaki aksiyonlar, oyunculuğunu nasıl beslemiş olur bir acaba? Sesini düşünüyorum şu an nasıl olma üvey diye. Ee, şöyle ne? şimdi onu disiplinle aldım. Mesela ezbersiz sete gitmem. Bazen evet o falan çok heyecanlanıyorum, şey oluyor. A neydi hatırlatır mısınız? Neydi bir dakika falan hani o heyecandan oluyor. Sende şive de var bu arada. Var Ankara şivesi olabilir. Ay Türkçeyi normalleştirebiliyorsun. istesen çok farklı şiveler de konuşabilecek Yapıyorum. yetenek var. Evet evet. Çizgi film falan seslendirmeyi de çok istiyorum. Bazen çıkıyor böyle şeyler falan. Yani ay. Ezgi olarak konuşurken de çıkıyor ya da tizleşiyor bir anda. Çok falan. iyiymiş şey. Ama şey balenin çok etkisi var. Yani o disiplini olsun, devamlılık duygusu olsun. E, balede de sözsüz oyun sergiliyorsun. Sen de... Şu farklı bir enerji alıyorum Tanıştığımızdan beri. Hı, hı. E, sert yer yer sert olabilen tamam yer yer e, yani katı olabilen hı hı. aslında. E, fakat tekamül süreci de tamamen aşmış ve tamamlamış ve kabullenişi de olan e, isyan edebilecek Çok isyan ederim bu arada. Evet isyan ederim edebilecek. Mi? ama o isyanın ee, Arkanı dönüp gitme olayı da değil. Direkt mücadelenin içinde kalabilecek de bir e, evet. tip var. Tartıyorum da ama. Falan. Yani şey hani atıyorum bir, bir olay yaşadım. Neden böyle oldu? Ben ne hissettim de böyle bir tepki verdim? Karşı tarafa ne hissettirdim de böyle bir tepki verdi? Neden? Bunları hep tartıyorum ve bulduğum an mantıklı cevabı zaten gidip hani özür dileme oluyor, konuşarak halletme oluyor kendini bazı konularda olması gerekenden daha fazla üzmediğini ve bunu başarabildiğini söyleyebilir miyiz genel olarak? Yok üzmediğim diyemeyeceğim. Çünkü, Yıpratacak e, kadar üzmediğini. İçimde yaşıyorum. Falan. En yakınlarım biliyor çok üzüldüğüm falan. Aslında çok duygusal ve hassas bir insan. Sadece dışarıya çok belli etmiyorum ama Zarar veriyor mu sana bu? Yok Yo, vermiyor. Çok uzun Çıkabiliyorsunuz. Tabii tabii şart. çıkıyorum. Çünkü gerçekten Çevremde çok desteği olan arkadaşlarım da var, ailem de var. Ne istiyorsun hayattan? Hayattan ne istiyorum? Mutlu, huzurlu bir hayat istiyorum. Çok büyük hayallerim falan da yok benim ya. Ya zaten hayat bir şekilde bir yola okay. sürüklüyor. Aynen o yolda nasıl iyi olabilirim düşünüyorum her zaman. Onun dışında öyle bir şeyim yok yani. Ee çok isyankar yanım da yok aslında. Neden öyle yansıttım, açtım çünkü büyük ihtimalle sabah. <laughs> yok, ee, yansıttınlar şey alakalı hissettiğin. Hissettin ama öyle bir şeyim yoktu. Çok isyan ederim bu arada. Hani şey yaparım yani, söylenirim, söylenirim, söylenirim. Bir şeyler olur. Sonra o işte açlığıma falan da bağlı. Hemen Zor bir geçiyor. Misiniz? Bazen evet. Çok Neden? huysuz olabiliyorum. Neden? Çok huysuzluğum oluyor, saçma sapan trip atmalarım oluyor. Kendimde sıkılıyorum bazen yani. Ay ez gidiyorum yeter. Ne büyüttün falan. İnsanların gönlünü alır mısın? Alırım. Alırım. Şimdi programlarımızda sabit kısımlar var. En son en çokla başlayalım. En son en çok istediğin şey neydi? En son en çok istediğim şey neydi? Ankara'da dizi çekmekti. <laughs> Oldu. Oldu. Vay be. Süpermiş. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Hüzünlendiğim an Kasım ayındaydı. Hüzün değil de canımdan can alındı. Yani halamı kaybettim ben. Olmuşum, o benim baleye başlatan... Ee, dediğim balerin Böyle olan bir hikaye halamı var bir de evet tabi yani ben evet ailem sanatçı baba tarafı sanatçı kuzenlerimde işte çelist var tiyatro sanatçısı var ee, işte halam balerin kuzenim balet falan öyle bir ailede büyüdüm Peki. ve şey kasımda sadece bir anda hani öğrendim yani hasta değildi hiçbir şey değildi iki gün önce konuşmuştum halamla ve setteydim göl başında böyle e, kamuflaj giymişiz böyle şey hani terörist öldürüyoruz biz falan diye sette çekim yaparken annem aradı bir anda dedi Gezgi hani duyarsın diye benden duyman lazım çünkü opera ve baledeydi ve Instagram'da takip ettiğim kişilerden dolayı şey dedi hani halasının öldüğünü benden duymalı Instagram'dan değil diye ben bunu öğrendim ve bayıldım mesela o çünkü hiç beklemiyordum Beklemezken Hiç hani hasta olur de... falan dersin ki hani yakın hazırlayalım kendimizi falan abi hiçbir şey yoktu ve ben bir anda nasıl yani şok yok şaka yapıyorlar falan diye, diye gitmişim mesela e, hala atlatamadım onu. En son o zaman görüşmüştün halini? Marmaris'te görüştüm e, Temmuz'du geçen sene Temmuz'du. Hatta kaçtaydık bayramda arkadaşlarımlaydım. Şey oldum abi çok kalabalık burası ben bir Marmaris'e halamın yanına kaçayım. Çünkü sessizliğe ihtiyacım var deyip halamın yanına gittim. Aradım gel hayatım dedi tabii tabii gel gel yatağın hazır falan. Gittim gördüm sonra beni yolcu etti. Sonra tabii Ankara'daydım setteydim onlar Marmaris'teydi. Döndüler şey araba aldım işte şey dedi o gezdirsene beni hep bugüne kadar ben gezdirdim seni ben büyüttüm. Hadi şimdi sıra sende çok dedi. Çok ee, Dedi. Daha, Daha önce olmadı. bu tarz bir kayıp yaşamış mıydın? Hayır ilk büyük kaybım benim. Yani annem, babam, halam diye oh, giden. be başın sağ olsun. Teşekkür ederim. En çok üzüldüğüm o hala da atlatamadım onu. En son en çok neye şaşırdın? Şaşıran mı misin? Tabii şaşıran biriyim. Yani şey bana yapılan öyle kasıtlı bir şeyler olmuyor ama e, arkadaşlarımdan ya da çevremden duyduğum şeyler oluyor ve şaşırıyorum yani nasıl insanlar nasıl bu kadar kötü olabiliyor diye. Bunu neden soru, bu soru, kadar bu kötüler var. Bir tanesi de Ezgi bu arada arkadaşlar. Evet herhalde. neden yani? Hayır bunu soranlar <laughs> <laughs> var abi sormuyor musun? Yok, sormuyorum. yok artık bu kadarı da. Şunu şunu soruyorum. İyi ile kötü dengesinin varlığına inanıyorum zaten ben. Ama kötü dengesi ne oldu da... Arttı bu kadar ha, yani artış O dengesiz var. niye oldu? Onu ben de sorguluyorum. Şu her evet, içinde çok bir kötü, her kötünün içinde var. bir okey okay, evet, evet. tamam bu bir denge. Kötülerde artış var evet. evet. Neden? Neden? Evet. Sence... Biraz önce konuşuyorduk hani ev kiraları evet. falan mesela. Ama neden? Taksiciler yani bu kadar arttı. Neden? Taksicileri de konuştuk evet. aynı şekilde. Yani biniyorum iner misin diyor. Yolum değil pardon. Hani işin bu değil mi abi? Neden? Hayata soracağım çok neden var yani gerçekten? Çok ve ama hani daha büyük şeyler de var. Gerçekten neden bu kadar kötüler? Neden bu kadar benciller? Tamam rekabet var tamam hırslar var egolar var okey ama kendi yolunda niye gitmiyor insanlar da başkalarını didikliyorlar? Bir soru boşluğa bırakalım belki cevabı verilir ya da yaşanarak verilir güzelleşir bazı şeyler. İnşallah herkesin kendi yolu ama e, benim de yaşadığım şeyler oldu konservatuarda özellikle. O 12 sene boyunca yaşadığım şeyler oldu. O zaman şey diyordum ama hani klasik geçer falan da şimdi sonra konservatuar başladım. aslında Türkiye'nin bir parçası değil mi? Konservatuvarda yaşadığın bazı şeyler aslında bir aynı. Tabi ama iyi ki yaşamışım. O kadar büyüttü Senin ki canını beni. Senin çok yaktılar orada galiba. Çok yaktılar. Herkesin canı yanıyor. Mümkün değil Unutamadığın... Yani karşı karşıya geldin arkanı dönüp gideceğin biri var mı? Var. Söylemeyeceğim Hazreti. ama var. Bir kişi mi? Şu an bir kişi. Of. Bir kişi. Ne Diğerleriyle yapıyor acaba şey, şu şey, an? Merhaba merhaba. Ne vardı? yapıyor şu an acaba? Yol açık olsun bilmiyorum. Hani görüyorum tabii ki ama var ama... İzler mi? Sanmıyorum, niye izlesin? Denk gelirse seni kınıyorum. Neler yapabildim A ben ediyorum. Hiç kınamam, ediyorum. hiç de kötü şeylerim ben yok. Sadece adım. bizim enerjimiz uymadı. Biz olmadık. Ama şu an görsem nasılsın, iyi misin diye giderim ben onun yanına. Hiç öyle şeyim yoktur. Kin tutma özelliğim olmadığı için. Yani çok kötü bir şey yap bana. İki gün sonra unutup ne yapmıştın ki sen bana ya, nasılsın falan deyip ben devam edebiliyorum. Böyle çok fazla canını yakarlar ama biliyorsun değil mi? Yanıyor. Ama evet. öğreneceğim. <laughs> bir noktada öğreneceğim yani. <laughs> Yaşayarak insan... Birazcık kapatmam gerekiyor evet kendime. Belki bir... de 3-4-5 daha şiddetli daha şiddetli travmalar ya da hay hayal kırıklıkları ya İnşallah da acılardan sonra. İnşallah yaşatmasın ama evet Yaşatmadan yani. Yaşatmadan öğrenmek mümkün müdür acaba? Hayır. Ezgi bunları yaşamadan öğrenebilir mi acaba? Söz ve ifadelerle, anla, hisle, zor. Üzecekler Ezgi'yi. Çok üzüldüm şu an. Ya. Üzmeyecekler ya hayır hayır. şey Şimdi farkındayım en azından. Hani gelebilecek hamlelerim falan. Ama farkında Allah olmadığın, yerden, farkında olmadığın yerden. Farkında olmadığın yerden. En güzel duvar. Allah insanlarla karşılaştırsın. Ona, ona kalıyoruz sonrasında. Lütfen evet. O korktuğu <laughs> bir şey yok yani öyle. Herkesle bir mesafeyi koyduktan sonra oluyor. Diyecek ki Allah'ım konservatuarda yaşadığım hiçbir şeymiş ya. Bu, bu nasıl olabiliyor diyecek yani. Öyle bir ezgi öyle bir hikayeyle karşılaşacak. Abi ben bir gün temsile çıkacağım. Tütülerimiz falan hazır kuliste. Giydim tütüyü kapatamıyorum çünkü kopçalarım kesilmiş. Oha. Tabii tütü kesilmiş yani şeyden. <laughs> ne kıskandırdın insanları o kadar? Kıskanma, ne, ne haset? Yok böyle. desin. Niye kesiyor hani abi? ben ne yaptım da böyle yaptılar? Şylese i̇şte bana hadi karnetle gerekirse Demek etmek ki, etmek ki gerek. senin ederiz, oradaki konuşuruz. farkında olmamıştı ama birilerini bayağı canlı yapmış. Yapmışsın, yapmışsın ben. yani. Hiç mi dikkat etmedin? Onların da bir duygusu yok mu? Gelsin Onlar söylesin belki... abi bana. Ama konuşarak orada... halledilebilecek şeyler var değil Orada muhtemelen göz önündeydin. İnsanlar daha çok seni şey yapıyordu, gö görüyordu. Torpilliğe çıktı adım bak bir kere. Falan ya. Bak. Neden? Konuşun çünkü çünkü işte açık. ailem sanatçı, halam sanatçı diye. Balerin diye. Aa Ezgi torpilli. Hayır. Ben halamın adını bile vermedim sınava girerken. Öyle bir şey yoktu. Hani yetenekle aldım. Evet sonradan da söylerim. Çünkü benim halam balerin. Hala söylüyorum. Ve sonra tanıştırdım arkadaşlarımla halamı. Çok sevdiler falan. Öldüğünde zaten çok üzüldü onlar da. Yalnız ne uğraşmışsınız konservatuvarda bu kızla ya gerçekten. Sadece hayır. ben dedi ben de uğraştım. Ben de sütten çıkmak kaşık asla olamazsın yani. Bir de ergensin abi her şeyi yeni öğreniyorsun bir şeyler oluyor. Ben de yani canını acıtmışımdır birilerinin özür dilerim şimdiden ama küçüktüm. <laughs> en ama son, geçti. En çok neye hayır dedin? En çok neye hayır dedim. İstanbul'a gelmemi istiyordu menajerim. Hı hı. Ben de istemiyordum. Evden çıkmak istemiyordum Ankara'dan. Hayır ablacığım gelmeyeceğim. E seni gelmedik buraya. Yani. Evet evet biz de uzun zamandır peşindeyiz. E, yani evet evet. Şey, yani. e, çünkü şey Ezgi'cim hani program var falan tamam e, bir sonrakini de hallederiz Yapalım. falan. Bir erteleme modum ve hayır deme modum vardı bu ara. Sadece o bilecek bölümü. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecekler. İlk soruyu sorayım oturacak sende. Tamam. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Geçmişinden bugüne kadar herhangi bir insana söyleyebilirsin bunu. Öyle olmadığını anlatmana da gerek yok. Onu anlatmışsındır ama yeniden bir şey anlatmak da isteyebilirsin. Ona bir şey anlatmanı istiyoruz. Bir anısı olan, bir hikayesi olan insana cevabını vermeni istiyoruz. Ona öyle olmadığını anlatır mısın? Ha yani şey yaşadığım büyük bir şey yok ama bazen işte Hı. Hı. E, fanlarımız... Aklına biri geldi mi? E, geldi mi ama söylemeyeceğim. He, mesela kim e, o? Söylemeyeceğim. Yani hangi hayatından, hangi bölümünde? Konservatuar. Konservatuar. Olan... E, şey tabi bu sektörde de olduğu şeyler var. Ne söylemek Şey derdim ona değil de e, dış gözden bakıp yorum yapanlara hiçbir şey bildiğiniz gibi değil bir He. hikayeyi benden dinleyin. Hani göründüğü gibi değil çünkü insanlar çok kolay yargılıyor. Hadi bir evet. de benden dinle. Hadi ondan dinlemişsin onu anladım. Benden dinle, ondan sonra tart bunu. Onun tahlilini sonra yap. Üçüncü kişiler dinlerse şayet anlarlar mı bu hikayenin ne olduğunu? Yani eğer hala gündem olsa anlarlar tabii ki ama şey ee, dediğim gibi oluyor öyle şeyler. Bir de benden dinleyin. Hani yargılamadan önce gerçekten bilinmesi gereken bazı şeyler var. Arkadaş nasıl bir okulmuş orayı <laughs> gitmek istedim şu şey. an. Yok yok gitme. <laughs> dilediğin kişi. <laughs> dilediğin soruyu. 83 milyonun izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Herkese soruyorum bunu. İzleyen herkese soruyorum. Dünya neden bu kadar sevgisiz? Ezgi ağzına sağlık. Teşekkür İlgi ederim. İyi ki Seni yakalamak zor <laughs> oldu. İstanbul'da <laughs> ağırlamak daha da böyle keyifli oldu. İnşallah bu evet. bu sezonda sana güzel kitap getirir. Daha iyi projelerde. İnşallah daha iyi yerlerde eylesin. görüşürüz. Teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Sağ ol. Ben de. Arkadaşlar bir sonraki görüşmek... üzere. Konuşamadım. Arkadaşlar bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.